Trabzon'da topladığın paraları hiç yemezmiş herif böyle. Riyaz demişler ki topladığın parayı yemeyeceksin. Onu İskenderiye'de Hacı Mehmet Damı'nda birisi yiyecek parayı demişler adama Riyaz'ına. Ha 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 demiş Hacı Mehmet. E sen ayağınsın demiş. Bana parayı yedireceğim demiş. Ne o ne ben. Taşın içine oydurulmuş, altın içine doldurulmuş, dolma gibi üstüne parasını çektirmiş, kaldırmış denize atmış. Alsın Hacı Mehmet, eşen ayağını demiş. Yiyecekmiş. Ben yemedim bunu da sayılırız demiş. Ne ona ne bana. Balıklara. Bir gün sonra bir iş o tarafa doğru gidiyor. Olmuş ya işte. İskenderiye'de. Ulan buraya gelmiş Hacı Mehmet'e bulayım bakayım. Bitirmiş bu işi. Para yiyecek olan adam. Bulmuş Hacı Mehmet'i. Kalaycı adamcağız. Oturmuş kalay yapıyor. Aaa! Trabzon'da atmış olduğu taş kalaycı Hacı Mehmet'in kefenginde dayalı duruyor. Öyle o para olduğu gibi şimdi duruyor. Dayanmış duruyor. Kalaycını da haber yok. Bak. Yok. Nasıl gelmiş? Nasıl gelmiş? Şimdi kahve orada işte. Sonra çağırmış kalaycı Hacı Mehmet'i. Herif İsa'ya gelmiş. Şaşırmış adam. Trabzon'da atmış. İskenderiye'den çıkmışlar. Demiş ki sen bu taşı nereden buldun gidelim buraya demiş. Nereden geldi bu taş? Demiş ki ben deniz kenarında buldum bunu. Bunu gemiciler yelken basmışlardı. Taşlarını taşı karaya attılar. Bıraktılar burada. Safra aldılar. Ben de demiş aldım bitirdim. Hoşuma gitti taşın şekli şey mahalli falan. Şimdi burayı koydum ben. Kır onu demiş. Yo ne kırayım? Güzel bir şey ne kırayım ya? Kır yahu. Allah Allah. Kırsana. Sen kır beni dinle demiş. Kırmış şarırır altın. Şaşırmış acaba. Nerede biliyorsun diyor. Mesela yapmışlar. Sen yemeyesin diye demiş. Seni kısladım bu demiş. Ben neden attım bunu Allah senin ayağına gönderdi.